Doktor İsmail Yılmazer. Doktor İsmail Yılmazer kendi hastalarına bizim ürünleri tavsiye ediyor, veriyor. Onlar da kullanıyor. Kendisi bizzat yorum yapmış. Sağ olsun. Zerdeçal ve iksir içirdiğim bir hastamın miyomu uterus yani rahim rahimdeki miyomu ve Kalçasındaki yağ bezeleri yok oldu iki ayda demiş İsmail Yılmazer doktor yorum yapan. Şurada da kaynak var. Kaynağı tıkladı mı yazan şahsın yazısını görürsün. İsmini de cismini de görürsün. Zerdeçal. Ama bu zerdeçalın birleşiminde sadece zerdeçal yok. Ne var? Marka bu ekstraktı. Ak günlük, öksotu, ısırgan otu, yoğurt otu, kuş yaprağı. Kuş yaprağının birleşiminde betulin denen bir madde buldu Amerikalılar. Cilt kanserine karşı betulinin etkili olduğu klinik araştırmalara belgelendi. Nar kabuğunun birleşiminde punikik asit var. Yani omega 5 denir. Sadece bu nar kabuğunda var. Başka yerde görmedim, duymadım şimdiye kadar. Bu da her hücrenin 17. kromozomunda P53 denen bir gen var, protein. Bunu güçlendirir. P53 ne kadar güçlüyse o insanın bağışıklık sistemi o kadar güçlüdür. Her türlü bir saldırıya karşı hücreleri yeniler, tamir eder. Gençleştirir, dinçleştirir vesaire vesaire. Tabii ki iksir olmadan olmaz. İksir Ha, iksirin adı değişti. Ne oldu? Zencemay. Neden böyle oldu? Tarım Bakanlığı'ndaki yetkili amirler, memurlar beğenmediler iksir ismini. Biz de böyle olsun bakalım dedik. Yani bu amir ve memurlardan dolayı intihar edeceğim bir gün. Ha, kendim asacağım şöyle. Onlarla uğraşmaktan bıktım. Yani dinen yasak tabi. Ben şaka söylüyorum da. <laughs> La ilahe illallah Muhammed Resul. Zence may. Zencefil may. Ha, birinin adı zence may oldu. Bu da zencefil, zencefil may. La ilahe illallah. Ne istiyorlar bunların isimlerden anlamıyorum ki ben. Delirtiyorlar adamı. Yani her, her ülkede devlet işçisine, çiftçisine, köylüsüne her türlü desteği verir. Bizde nasıl buna köstek olsak da ayağını kaydırsak. Yani bunun hükümetle ilgisi yok. ABC hükümeti. Memurların tutumu keyfilik. Evet gördüğünüz gibi rahimdeki çeşit çeşit miyomlar olabilir. Dış miyom, iç miyom, kasların üstünde altında. Bak gördüğünüz gibi burada bir sürü miyom çıkarmış doktor. Ameliyat etmiş, almış. Ameliyat olduğunda tekrar nüksediyor. Ameliyat sorun değil ki. Yani hadi ameliyat çözüm olsa ameliyat ettir dur. Ameliyat ettiğinde ne oluyor? Sadece burada miyom almıyor ki. İcabında şurada oluyor. Ne oluyor? Yumurtalık gitti. Nasıl hamile kalacak? Her zaman risk. Üç yaşında bir çocuk getirdiler bana. Sırtında böyle futbol topu kadar 18 santim yağ besi. Şu sırtında. Omurling üstünde. Çocuk sağa dönse yağ bezinin üstüne geliyor, sinir sıkıştırıyor, ağırları uyanıyor. Sola dönse uyuyamıyor, sırtın üstüne uyuyamıyor. Ağız üstü yatarsa ancak uyuyabilir. Uykuda uyandı diyelim sağa sola döndü tekrar o yağ bezi sıkıştırıyor. Tekrar uyanıyor, uyuyamıyor doğrudur çocuk. 18 santim yağ bezi, lipom. E, doktorlar demiş, şimdi ameliyat edemeyiz çünkü gelişim çağında ameliyat edersek sinirler riskli. Ancak büyüyünce ameliyatlar bu böyle duracak. Onlar da internetten araştırmışlar, bulmuşlar, geldiler. Ne yapabiliriz? Sorun yok dedim. Ama 18 santim olunca tabii ki acaba diye bir şüphe var. Eğer çocuk olduğu için kısa sürede erir dedim. 6 ayda 18 santimden 6 santimetre şu kadar küçüldü yani. Yumurta kadar kaldı. Futbol topu kadardı. Yumurta kadar kaldı. 6 ayda. Sonra devam ettiler. 9-10 ay sonra tamamen eridi, yok oldu. He, burada ne diyor? Doktor İsmail İsmail Bey'in bugün 5-6 tane yorum var. Evet ki yapmıştı. Bugün onlara değineceğiz. Tabi burada doktor bir doktorun tıp doktorunun bizim ürünleri alıp kullanması, hastalarına vermesi ve onların iyileşmesi, onun yorumu tabii biraz farklı oluyor. Daha değerli oluyor. Bu hanımefendi de Gülsüm İnal hanımefendi. Hocam benim oğlum kanser hastasıydı. Senin ürünler sayesinde şu an hayatta. Yani biz bir aracız. Allah öyle istediği için olur. Biz bir aracız o kadar. Yaklaşık bir buçuk sene senin ürünlerini kullandı. Şu an durum iyi. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bir buçuk sene verdim. Yeterli mi? Bundan sonra teşekkür etmek istiyorum. Oğlum Mert senin sayende ayakta demiş. biz bir aracız. Allah takdir desulur olur. Her şey. Yoksa hiçbir şey olmaz. Ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Peygamberimize soruyorlar. Sen kimsin diyorlar. Ben diyor Allah'ın aciz bir kuluyum. İşte diyorlar ki Hazreti İbrahim Allah'ın dostu. Hazreti Musa Hazreti Adem insanların atası vesaire. Sen özelliğinle ben diyor Hazreti Muhammed olarak öksüz, yetim, garip, kimsesiz bir kulum. Evet böyle diyor. O nedenle de bu alçak gönlünden dolayı da Allah onu İnsanlara efendi yaptı. Evet, alçak gönüllü olmak lazım. Yoksa haddini bilmezsen insan Allah haddini bildirir. Birisi kalktı, ükelalık yaptı. Şunu iyileştirin, bunu iyileştirin falan fişman. Okus bokus konuştu. Yallah bir de baktın kendisi kanserden gitti. Dikkat edeceksin. Evet, Tayland'da zerdeçalla ilgili klinik araştırması yapıldı. Yapılmış. Zerdeçal. Zerdeçal bazıları sıvı ekstraktını diyor bunun sıvı ekstraktını satıyor. Daha iyi diye. Üç kağıda bak. Neresi ya? Sıvı ekstrak bunun bir gramı 100 mililitre sıvı ekstrakte bedel. 100 kat daha etkili. 100 kat. Neden? Şimdi 50 kilo zerdeçalı aldınız. Ekstrak kazanına koydunuz etil alkol veya e heksanla veya su karışımını çeşit çeşit yöntemle ekstra yaptınız. Ne kadar ekstrak elde ettiniz? 200 litre diyelim. Sıvı ekstrak. Bunu sıvısını alırsanız geriye sadece toz ekstrak kalır. Sıvı nedir? Sudur, alkoldür. Aldınız sıvıyı. Gelene kaldı toz ekstrak. Gerçek ürün kaldı. Ne kadar çıkar? bir buçuk iki kilo bilemedin üç sıvı ekstrak toz ekstrakta göre ne yüzde kaç etkili yüzde bir etkili sıvı ekstrak yüzde bir etkili ha sıvı ekstrak ucuz olduğu için maliyet bakımından yani çoğu sıvı herkes sıvı ekstrak sıvı ekstrak diyor benden de istiyor ya istemeyin çünkü etkili değil diyorum ama herkes öyle söylüyor. Öyle söylüyor çünkü ucuz. Toz ekstrakla sıvı ekstrak arasında 100 kat maliyet var. Tayland'da Zerdeçal'la ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. E, diyabet hastaları tedavi edilmiş. Ziges ekibi klinik araştırmalar yapmış. Safra artıcı olduğunu belgelemiş. Kutlan, Zut, Hern, Joseph vesaire tümörleri eritici olduğunu belgelemiş. Vesaire vesaire. Birçok klinik araştırması var.